Diğer kanserlerin çoğunda olduğu gibi pankreas kanserinde de maalesef buna sebep olan net bir faktör ortaya konabilmiş değildir. Ancak bundan sorumlu olabilecek bir takım şüpheli sebepler vardır. Bunların ne olduğuna bakacak olursak en başta aşırı kilo, ondan sonra diyabet, sigara kullanımı, bir takım kalıtsal genetik hastalıklar ki bunlar içerisinde örneğin multip endokrin neoplazileri, Peutz-Jeghers sendromu gibi sendromları sayabiliriz. Yine pankreasın yangısı yani pankreatit dediğimiz iltihabi hastalıklarının varlığı. Yine ailede pankreas kanserinin ya da pankreatit dediğimiz pankreas yangısına sahip hastaların mevcudiyeti de birer risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Pankreas kanseri olan hastalardaki bulgular maalesef bu organın vücudumuzun derin bir bölgesinde, karında derin bir bölgede yerleşmesinden dolayı geç şikayetlere ve bulgulara sebep olmasından dolayı erken dönemde fark edilemez. Bu hastalarda genellikle sırta vuran karın ağrısı, sarılık, bulantı, kusma ve kilo kaybı en sık rastlanan bulgulardır. Tanıyı bu şikayetlerin yanında yapılacak kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemleriyle ortaya koyarız. Kan tahlillerinde tabii sarılık değerlerinin çok yüksek olması, bunun dışında bazı tümör markerlarının özellikle Ca19-9 dediğimiz tümör belirteci düzeyinin yüksek olması pankreas kanseriyle ilgili bir işarettir, bulgudur. Onun dışında görüntüleme yöntemleriyle tomografide pankreasın başında gövde veya kuyruğunda herhangi bir kitle varsa bunu ortaya koyabiliriz. MR'la pankreasın yine safra yollarıyla olan ilişkilerini ve oradaki tümörün varlığını ortaya koyabiliriz. PET-CT'nin de burada yine tümörün lokal olarak ve vücudun diğer bölgeleriyle ilgili olarak dağılımını göstermesi açısından önemli bir yeri vardır. Evrelemede özellikle son yıllarda çok kullanım alanı bulan ve değerli bilgiler veren endoskopik ultrasonografiyi de göz ardı etmemek gerekir. Endoskopik ultrasonla pankreas kitlesinin özellikle baş lokalizasyonunda olanlarının etraftaki damarlarla olan ilişkileri, etraftaki lenf notlarına, bezelere dağılıp dağılmadığı ile ilgili de çok değerli bilgiler elde edebiliriz. Yine aynı zamanda buradan biyopsi yaparak gerekirse doku tanısını da koyabiliriz.